Evet arkadaşlar, şöyle SQL'e geri dönelim. Projemize başlıyoruz. Projemizi yaparken database'ini de farklı tutarak en baştan TSQL kodlamasını yapacağız ve projesini açıyor olacağız. Bu eğitim uzun bir eğitim olacak. Tek bir kerede de çıkartabiliriz. Yüklemede sıkıntı çıkmazsa ya da birkaç parçaya bölüp bunu devam ettirebiliriz. Hemen işlemlerimize başlayalım. Bir create database diyelim ve YTU Project adında bir database oluşturalım. Daha sonra use ifadesiyle oluşturmuş olduğumuz YTU Project. Şöyle, evet, database'imizi kullanır hale gelelim. Bir tane tablomuz olsun. Bunun adına da System User diyelim. Uygulama kullanıcı adı şifre ile açılacak. Kullanıcı adı ve şifresi doğru olduğunda kişi programa giriş yapabilecek. Ana mantığımız bu şekilde. Identity'sini integer olarak tutuyorum. Birden başlasın, birer birer devam etsin ve primary key olarak burada işaretleyelim. First name adında bir alanımız olsun. Burada kullanıcımızın ismini ve last name kısmında ise soy isim değerini tutmaya çalışalım. Username kısmına gelelim. Şöyle user name kısmına gelelim. Username'i maksimum 50 karakter olsun. Not null olsun ve unique olsun. Yani boş geçilemesin ve aynı zamanda unique olsun. Benzersiz bir değere sahip olsun. Password'üne gelelim. Şöyle password diyelim. Burada da envaçar 15 ile sınırlandırabiliriz. Not null olacak. Unique diyemem. Unique olabilir. Unique şu şekilde diyebilirdik. Eğer biz gelen şifreyi password salt ya da system user master ID key gibi farklı unique değerlerle birleştirip SHA-512 ile şifreleseydik password alanına, o zaman password'e unique diyebilirdim. Çünkü herkesin master key'i farklı olacaktı. Master key'leri farklı olduğu için de password ile birleştiğinde unique bir password'e sahip olacaktı. Ben unique password'de SHA-512 ile şifreleyip encrypt edip buraya yazdığımda password'ün benzersiz olmasını garanti edecektim, ama o işlemler biraz karışık. Belki ilerleyen videolarda bunları gerçekleştirebiliriz. Şu an clear text olarak tutuyoruz. O yüzden unique demedik. Create date diyorum. Create date. Buna da date time diyelim ve bu şekilde bırakalım. Farklı bir tablo oluşturalım. Kullanıcılar sisteme girsin ve sistem içerisinde müşterilerini kayıt edebilsinler. Ana amacımız bu. Müşterilerini kayıt edecekler, detaylarını görecekler, silebilecekler, düzenleyebilecekler, listeleyebilecekler. Bu tür işte 4 CRUD işlemini yapıyor olacağız. Entity Framework Database First ile. Customer Company adında bir tablomuz olsun. Bu tablo içerisinde ID değerimiz olacak. Integer Identity birden başlayacak, birer birer devam edecek. Primary key olarak işaretledik. Peki bu customer kimin customer'ı? Bunu öğrenebilmemiz için de System User ID'den şöyle bir referans alacağız. Daha sonra ilgili müşterimizin başlığı, yani firmanın başlığı 100 olabilir. Daha sonra açıklaması descriptions diyelim. Ona da 500 diyebiliriz. Title'ı not null olsun, boş geçilemesin. Description'ı boş geçilebilir. İlla bir açıklama yazmak zorunda değil. Şöyle telefon number 1 diyelim. İlişkisel veri tabanı mantığını da burada anlatmak isterdim, ama şu an kafanız karışmasın diye bu bilgileri aynı tablo içerisinde tutuyorum. Standartta şu bilgiler tabloya bağlı, ek bir tabloda bire en yapısıyla bağlantılı olur. Ben burada tutmayı tercih ettim. Biraz yeni yeni database first'e alıştığınız için bu taraflarda birdenbire her şey değişmesin diye en standartta tutuyorum, ama bilginiz olsun. Buralarda farklı tablo olur. Şuradaki password şifrelemeli olur. Bu tür örnekleri de yapıyor olacağız. Bu zaten database first'ün, yani entity framework'ün database first yaklaşımıyla olan bağlantısı.
başlangıç seviyeleri video olduğu için basit base'den gidiyoruz. E-mail adresi alalım. Bir de e-mail adresleri olsun. O da 50 karakter olabilir. Daha sonra sistem user ID'mizi vermiştik. Bunu da bir create date olsun ve date time olarak şöyle bırakalım. Evet, tablolarımız bu kadar. İki tablo üzerinde işlem yapacağız. Kullanıcımız sistem user ile giriş yapacak. Customer company ekleyecek. Her giriş yapan kullanıcı kendi bilgilerini görecek şekilde de dizayn etmek istiyoruz. YTO projektimiz oluştu. Refresh edelim. Tablolarımız burada. İki tane de kullanıcı ekledim içeriye. Insert into system user. Şöyle values'a gidelim. Cengiz diyelim. Atilla. Username'i cengiz.atilla. Şifresi de 1 olsun. Ve getDate fonksiyonu ile mevcut tarih saati alalım. İkinci kullanıcının şifresi 2 olsun. İsmi Ahmet Vatansever olsun. Soy ismi Vatansever'di. İsmi de şöyle Ahmet'ti. İki kaydı da buraya insert edelim. Sistem user'ımıza bakalım. Evet, iki kaydımız burada var. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi arkadaşlar projemize dönebiliriz. Şurayı artık kapatalım. Yeni bir solution üzerine gelelim. Add new project diyelim. Burada Windows Form application'ı seçeceğiz. Benim klavyem değişti. Bir saniye. Windows Form application. Aşağılarda olması lazım. Evet, Windows Form application. .NET Framework C# Windows Desktop diyor. Bunu seçeceğiz. Core olanı seçmeyeceğiz henüz. İleri diyorum. Burada YTU nokta Entity Framework Database First'ün Project diyelim. Ya Project demeyelim. Ne diyelim? Final Project diyelim. Tamam. 4.5 olabilir. Framework'ta sıkıntı yok. Benim 4.8'e kadar yüklü. Sizde böyle yüklü olmayabilir arkadaşlar. Gelen update'lerle bana da gelmiş. Ben en son 4.7 olduğunu hatırlıyordum. 4.5 olarak da bırakabilirsiniz. 4.6 da olabilir. Biz 4.6'yı seçelim. Create diyelim ve projemiz karşımıza gelsin. Evet, bir Windows Form uygulama olacak bu. İlk ekran şifre ekranıydı. Oraya kullanıcı giriş diyebiliriz. Ekranımızı şöyle ufaltalım. Properties'e geçiş yapalım. İlk açıldığında ben sayfanın ortasında çıksın istiyorum. Center screen dedim. Tamam. Şunu kapatmıştık. Formu öyle küçük bir ayar yapmak istedim. Henüz forma geçmeyeceğim. Sağ tuş yapıyorum projede. Add dedikten sonra New Item diyorum. Ve burada datanın içerisinde ADO.NET Entity Data Model'i seçiyorum. Burada YTU Project Context adını veriyorum. Add tuşuna bastım. Hangi yaklaşım olacağını soruyor bana. Entity Framework Database First olacağını söylüyorum. İleri dedim. Buna Cancel diyelim. New Connection. Biraz bekletecek. Evet, bu ekranda Wizard'da bu connection'lar bekletir arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Makineniz ne olursa olsun. İçeride SQL Server arıyor. İşte en son bağlandığınız yere bağlanmaya çalışıyor gibi. Birçok ayarı var. Buraları ister istemez bekliyorsunuz. Evet, New Connection ekranımız geldi. Şimdi burada database'imizin ismini alabilmek için, yani server'ımızın adını alabilmek için ben bunu kullanıyorum. Server name'de yazan SQL Express'imi kopyaladım. Server name'i ekliyorum. Server authentication'ım içerideki kullanıcım ne olacak? SA kullanıcısını seçtim. Buradan da YTO Project database'ini seçtikten sonra test connection diyorum ve test connection'ın successful olduğunu görüyorum. Başarılı olmuş. Tamam. Okey dedim. Include etsin.
şöyle diyelim. Bu neyse sormaya devam ediyor. Benim burayla bir işlemim yok. Sizde çıkmayacaktır arkadaşlar. Evet. Entities dedik. Yine ufak bir bekliyoruz. Evet, ben burada application config içerisinde bağlantım yani connection password'lerinde kayıt olsun istiyorum dedim. İleri seçeneğine devam ettik. Projemizde Entity Framework yüklü olmadığı için hangi versiyonu ile işlem yapacağımızı soruyor. Bundan bahsetmiştik. Eğer Entity Framework yüklü olsaydı bu ekran gelmeyecekti. Projede henüz Entity Framework'ün kütüphanesi yüklü olmadığı için benden versiyonunu sormakta 6 diyoruz. Next dedik. Evet, tabloya ulaştık. İki tablomuzu da şöyle Tables'tan seçebiliriz. Herhangi bir view'umuz veya store prosedürümüz yok. Model de YT Project model olarak gelmiş. Ellemiyorum. Finish dedim. Şimdi içeride benim EDMX dosyam oluşuyor olacak. Oluşsun. Oluştuktan sonra yine bir içerisine bakalım. Hatırlayalım. Daha sonra işlemlerimizi yapabilmemiz için gerekli olan alt sınıfları oluşturuyor olacağız arkadaşlar. Evet, iki tane tablom geldi. Kayıt ettim, kapattım. Şöyle bakalım. Önce şuna bakalım. Referans kısmında Entity Framework ve Entity Framework SQL Server'ında iki farklı kütüphane eklenmiş. Güzel. Burayı kapatalım. Daha sonra YTO Project Context'in içerisinde şöyle aşağıya doğru indiğimde bakın YTO Project Entities klasını gördüm. Burası aslında benim Entity Framework'ta haberleştiğim kısımda DB setlerim güzel. Customer Companies orada Plur'u seçmiş. Yani tablo isimlerinin tekil ya da çoğul olarak otomatik kendisi yapsın dedik. Companies olarak bu şekilde geldi. System Users içeride sistemmiş bunlar. Tamam. Şu troll'u kaldırabiliriz. On Model Creating'de bir işlem yapacaksak ki bu Code First'ta çok işimize yarıyor. YTO Project Entities benim app config içerisindeki bağlantı yolumun adı. Bu isim üzerinden connection string'e ulaşacak ve sisteme bağlanacak. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi iki farklı yaklaşımla buraya gidebiliriz. Aslında repository design pattern olarak da yaklaşabiliriz bu projeye ama ben şöyle yaklaşmak istiyorum. Bir tane klasör açacağım. Adına servisler diyeceğim. Ve bu servislerin içerisinde iki farklı klas barındıracağım. Bir klasında customer servis olacak. Customer'ın ilgili metotlarını buraya yazacağız. Bir klasında ise company, şöyle yapalım. Company customer, tam tersiydi galiba. Customer company'de, bir saniye. Evet, customer company service diyelim. Şuraya customer company service diyorum. Onu da class olarak işaretledim. İnterfeyizleri kullanmıyorum. Autofact dependency injection yapmıyorum. Bilen arkadaşlar neden yapmadığımı sorabilirler. Şöyle söyleyeyim. Beginner video bu. O yüzden yapmıyoruz. Yoksa buraya interfaceler de ekleyip Autofact ile Dependency Injection'la da bağlayabilirsiniz tabii ki. Ki o yapılar daha güzel. Şu an Database First'te alışıyoruz. Ben de o şekilde yapmış olduğum videoları burada veya farklı bir yerde yayınlarım. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenebilirler. Evet, şimdi Customer Service nesnesi örneklendiğinde ne olacak? Class seviyesinde benim öncelikle YTO Project Entity ise context'i buraya almam ve yapıcı metot içerisindeki bu şekilde yapmak bu proje için uygun olur. Yapıcı metotta örnekliyor olmam yeterlidir. Belli başlı metotlarım olacak. Nedir onlar? Ekleme, çıkartma, update etme, işte listeleme gibi. Hemen onları yazalım. Public, geriye şu an için bir şey dönmesin. Add new item diyelim. Bizden ne isteyecek? Bu customer servis olduğu için bizden customer isteyecek. Customer tipi nerede? Hemen şuradan bakalım. Bizim customer tipimiz YTO Entity Framework Database First Look'in içerisinde değil. Bir saniye. Benim şuradaki customer'ım kontekstin altında
System user'dı. Tamam. Şunu silelim arkadaşlar. Proje içerisinde customer var gibi bir yani algıladım. System user service adında bir class oluşturalım. Evet, bu class'ımızı public olarak işaretleyelim ve YTO project entities'ten context'te buraya alalım. Bizim customer diye özel bir tablomuz yok. Bir önceki database'de vardı, çok uğraştığımız için o kalmış aklımda. Aynı işlemleri system user service'te yapıyor olacağız. Ve public void add new item olarak bir metot oluşturuyoruz. Burada ne alacağız? System user'dan data isteyeceğiz. Şöyle içerisine girelim. Peki yapacağımız işlem ne? If data null değilse işlemimize başlayabiliriz. Ne yapacağız? Çok basit. context.systemusers.add ile gelen datayı içeriye ekledikten sonra context'in save changes ile de şöyle database'e ekleme işlemini gerçekleştirebileceğiz. Bu metodu kullanmayacağız ama hani elimiz alışsın diye ben anlatıyorum ve buraya yazıyorum. Public dedik, void update item diyelim. Bize ne gelecek? System user'dan yine bir data gelecek. Gelen datanın içerisine bakacağız. Null değil ise ne yapacağız burada? Öncelikle database referansına ulaşmamız lazım. O zaman şöyle diyelim. System user the db record diyelim ve context'in içerisindeki system user'ın içerisinde id değerine göre datanın id'sine göre ki burası primary key'de kaydı çekelim. Hangi değerlerini update etmek istiyoruz? Kullanıcı adını update etmeyeceğiz. First name'ini update edebiliriz. First name, record, last name, şöyle last name ve password'unu update etmek isteyebiliriz. Data.password dedikten sonra context.save changes ile update işlemini gerçekleştiriyor oluruz. Silme işlemi metodumuzu yazalım. Public void dedik. Delete item. Bizim primary key'imiz integer olduğu için system user ID'yi integer olarak istiyorum. Ve içeride bunu sileceksem eğer önce bir if ile şöyle bakıyorum. System user ID eşit değilse 0'a. Integer'ın default değeri 0 olduğu için 0 değilse diyorum. Ve yine aynı şekilde system user'da db record'u context üzerindeki system user'ın find metodu ile şöyle system user id şeklinde alabilirim. Eğer db record null değil ise ki yukarıda da bunu yapmadık, yapmamız lazım. context.remove ne remove system user.remove metoduyla DB record'u buraya verebilir ve context'i de save changes ile kapatabiliriz. Şu kısımda yapmadığımız işlem ki yapmamız gerekiyor. If the DB record null değilse sen bu işlemleri yap diyelim. Null'sa zaten yapamayacak. Şöyle bırakalım. Evet. Şimdi tekrar bir metot hazırlayalım. Burada geri dönüş değerimiz olacak. Geriye system user döneceğiz. Check System User Information diyelim. String Username ve String Password bilgilerini alalım. Kullanıcı adı ve şifre değerlerine göre içeride kullanıcıyı bulacağız ve geri döndüreceğiz. Eğer doğruysa zaten kullanıcı bilgisiyle gelecek. Değilse null dönecek diye bekliyorum. Şöyle yapalım ona da. If diyelim. Değil ise ne değil ise string is null or empty değil ise ne o username aynı zamanda end operatörü is null or empty değil ise ne password ikisi de boş değil ise sen bir işlem yap. Ne işlemi yapayım? Önce bir kontrol et. Int de adına da control user şu şekilde yapalım.
context, context'e ulaşalım. Context içerisinde, sistem user'ın içerisinde sen şöyle bir arama yap. Ver kriteriyle git. Her bir kayıt için bak. Username'i eşit ise parametre olarak gelen username'i ve aynı zamanda password değeri de eşit ise tek eşittir olacak. Password'e nokta, şu tek eşittir'i düzeltelim. Hata yoldan veriyor. Nokta. Password. Tamam, eşit sıfırına bunun count'unu al diyelim. Evet, bir integer değer dönecek bize. Burada int system user check diyelim. Şöyle bir integer. İlk önce bakmak istiyorum var mı diye. System user check büyük ise sıfırdan, o zaman şu işlemi yap. Gidelim if'in yukarısına. Bir adet system user oluşturalım. User database user diyelim ve bunu null olarak işaretleyelim. Yukarıda oluşturmuş olduğumuz database user içerisinde context'in içerisindeki system user içerisinde ver kriteriyle yine aynı şekilde şöyle lambda ifadesiyle sorgulamış olduğumuz kullanıcı adı ve password değerine göre gelen kaydın first or default'unu bana ver diyelim. If'in dışında da return the database user diyebiliriz. Şu işlemimiz tamam. Şimdi system user servisimizi ayağa kaldırdık. Servis olduğu için gelen data kontrolleri ve bazı küçük operasyonlar da buralarda yazılabiliyor bu şekilde. Zaten bu şekilde yazılması lazım. Servis katmanı hem UI katmanına hem context katmanına bir giden bir sistemdir. Burada genel kontroller yapılabilir. Tip dönüşümleri vesaire işlemlerin çoğu bu tarafta olur. Şimdi form'a gidelim. Hızlıca formumuzu şöyle oluşturmaya çalışalım. Textbox'a ihtiyacımız var. Textbox'ımızı şöyle alalım. Textbox'ımızı şöyle iki tane oluşturalım. Kontrol tuşuna basıp çektiğinizde bir kopyasını hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Şurada dursun. Bir adet label alalım. Label'da da kullanıcı adı yazsın. Şurada kullanıcı adı değeri yazsın. Şöyle birleştirebiliriz. Yine kontrolü çektim. Şu kısma da şifre yazalım. Tamam. Ekranın tasarımıyla çok uğraşmıyorum. Tasarımlar vakit kaybettiriyor arkadaşlar. Video çok uzun olsun istemediğim için ya da bütün video içerisinde anlattıklarımızı tekrar edebilmek istediğim için de bunu düzeltebiliriz. Pek şöyle görseline çok önem göstermeyeceğim. Sistem giriş diyelim. Görseli zaten buraya bir resim koyarsınız. Biraz büyütürsünüz. Bir görsel olur size. Text'e geliyorum. İsmine text'e user name diyorum. Name bu. Textbox'ın. Şuraya gidelim. Bu da text'e password. Butonun ismi de btn giriş login. Şimdi butona çift tıkladığımda ilgili butonu click olayına gittim. Ben burada direkt kontekstle işlem yapmayacağım. Servis içerisindeki sistem user servis ile işlem yapacağım. Buraya da execute servis diyorum. Şöyle bile örnekledim. Execute servisin içerisinde check user information adında bir metodum var. Benden iki farklı parametre istiyor. Username ve password. Text'te username'in text'ini ve yine text'te password'ün
tekstini buraya verelim. Bize ne geri dönecek? Bakıyoruz. System user dönüyormuş. System user dönen user da geri alalım. The record olarak karşımıza gelsin. Şimdi bir değer geldi bize. Eğer record eşit ise null'a ne yapacağız? Değilse ne yapacağız? Değilse zaten if'in altı. Eğer null'sa kullanıcıya bir mesaj box nesnesi çıkartalım. Show ile diyelim ki girmiş olduğunuz değerler hatalı. Virgül başlığı hata. Şöyle virgül butonu okey, okey butonu çıksın ve ikonu da error. Tamam. Eğer tam tersi ise bizi farklı bir forma gönderecek. Şimdi şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım. Yeni bir projeye sağ tuş add new item ya da Windows form diyelim. Buraya da main form diyelim. Ve add tuşuna basalım. Tekrardan form 1'e geri dönelim. Buton içerisine girelim. Şu noktada main form'u örnekleyeceğiz. Main form app diyelim ve new ile örnekledikten sonra main form app'i show metodu ile gösterelim. Ki eğer kullanıcı doğru bir kullanıcı alışıyla girdiyse diğer forma yönlendirme yapabilelim. Form'un bu örnekleme aşamasında yapıcı metot kullanılarak değer aktarımı gerçekleştireceğiz. Yani ben bu forma geliyorum ama hangi kullanıcıyla geliyorum mu? Şurada isteyeceğim arkadaşlar. Formlar arası veri taşımayı da görmüş olursunuz. Şimdi burayı ben test etmek istiyorum öncelikle. Start diyelim. Eski projemiz çalışsın. Yanlış yaptık çünkü. Şöyle final projenin üzerine gelelim. Saat üstte de startup project dedikten sonra start diyelim. Tamam. Kullanıcı adımız Cengiz nokta Atilla. Şifremi yanlış yazacağım. Şöyle. Bunu da şifre yapmamışız. Güzel. Yapalım. Sistem giriş dedim. F10'la devam ediyorum. F11. F10'la devam ediyorum. Null değil. Şu an bakıyor içeride var mı? İçeride yok. Sıfır olduğu için ne yapacak? Null dönecek. Eğer null'sa girmiş olduğumuz değerler hatalı. Evet, güzel. Küçük ufak tefek böyle ayarlarımız var. Kötü durmasın. Şifre kısmına gidelim. Şurada password chair. Password char. Onu yıldız olarak işaretleyelim. Bir de indekslerimiz var. Mesela tab'la geçtiğimizde indeksler birbirine giriyor. Şurada bir adet bizim seçeneğimiz vardı. Tab'ları ayarla diye. Onu görmek istiyorum. Bir saniye. Edit de miydi? Değil. View'da olabilir. Şu an göremedim. Project'in içinde de değil. Bir saniye. Tab order. Evet, bu bakın burada. Tab order. Buna bastığınızda tab'larınızı ayarlayabilirsiniz. Kontrole basın. Daha sonra gitmek istediğiniz indeksi belirtin. Mesela ilk olarak bu gelsin. Sonra ikinci tab'da şifre gelsin. Üçüncü tab'da sistem giriş gelsin diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde view'un içerisinde tab order'a basarak bunu kapatabilirsiniz. Tekrar start tuşuna bastığımızda bakın artık tab'lar doğru bir şekilde çalışmakta. Bu da önemli bir ayrıntı Windows Form tarafında arkadaşlar. Cengiz Atilla dedik, şifremizi yazdık. Bu sefer doğru yazdık. Sistem giriş dedik. F10'la devam ediyorum. Kayıt buldum mu? Evet, buldum. Bakın değerlerim burada. O zaman ne yapacak? Main form'u açacak ve show metoduyla diğer ekranı benim karşıma getirecek. Bu ekranı da ortalayabiliriz. Birazdan formlar arası data taşıyacağız. Şöyle yapacağız onu da. Main form aslında şöyle karşımıza gelen dizaynın dışında partial class'tır. Yani farklı 2 ya da 3 tane CSS'ten oluşur. Çift tıklayalım.
Burada bakın main form'un yapıcı metodu var. Bunun yapıcı metodunda ben diyeceğim ki system user tipinden ben current user data'yı da istiyorum senden. Kim bu formu örneklerse bana bu system user'ı versin dedim. Ben de bunu içeride system user'ın içerisinde şöyle the system user'a atayacağım. Nasıl yapacağım? Initial komponentin altında system user'a current system user'a atayıp formlar arası veri taşımayı gerçekleştirmiş olacağım. Henüz bunu kullanmadığım için burası böyle gri oldu. Geriye dönelim. Form 1'in içerisindeki sistem giriş butonu bir hata verecektir. Şurası. Benden artık ne istiyor? Bir current user data istiyor. Ben bu datayı şöyle almış olduğum record ile verdikten sonra data taşıma işlemini gerçekleştirmiş olurum. Ana formu gösterdikten sonra bu formu da gizleyebilirim. Şöyle hide edebilirim. Arkada bu formun da gizlenmiş olur. Şunu yapalım. Main form'a gelelim. Sağ tuş özelliklerine gidelim. Şuraya şöyle yazalım. Ana form diyelim. Bu formumuzu Windows Default Location değil de Center Spring yapalım. Burası da tamam. Şimdi bu formumuzu biraz düzelteceğiz ve burada listemiz olacak ve bilgilerimiz olacak. Kullanıcı kendi müşterilerini yönetici ufak bir ekrana sahip olacak. Onu da şöyle yapalım istiyorum. Bir adet list box'ımız olsun. Bu list box içerisinde şurada eklenen kullanıcıların bir listesi olsun. Şu kısım eklenen kullanıcı listesi. Daha sonra bir tane group box alalım. Bu da group box'ı görsel olsun diye kullanıyorum. Hani başka bir amacım yok. Şöyle şimdilik böyle bu kadar büyük olsun. Bu group box'ta yeni müşteri ekleme group box'ı olsun. Ya da müşteri işlemleri adını verelim bu group box'a. Bir tane label. Label'ımız olsun. Bir tane text box'ımız olsun. Text box'ımızın içerisine şöyle büyütebiliriz. Bizim customer tablomuzda, yani customer campaign tablomuzdaki field'larımız nelerdi? Title, description, 3 tane telefon numarası, yani 2, 5, 6 tane text box'ımız olacak. 2, 4, 6 şeklinde bunu şöyle açabiliriz. Evet, biraz form tarafı düzgün durmuyor. Onu ayarlayacağız boyutunu. Şuralar çok boş kaldı. O kadar ayarlayalım yani. Title'ımız var. Başlık bilgisi. Firma. Ünvan. Diyelim. Burası firmamızın ünvan bilgisi olacak. Şu kısımda açıklama alanımız. Açıklama alanımız biraz büyük olabilir. Multitext yapacağım. Açıklama kısmı. Şuradan tekstin üstüne gidip multiline'a çevirdikten sonra aşağıdaki tekstlerimi biraz şöyle aşağıya doğru indirip daha sonra tekstimi de şöyle açabilirim. Burası açıklama alanı. Yanlış yaptım. Tamam. Şöyle açıklamayı da geçtik. Daha sonra 3 tane telefon numaramız vardı. Buralara gidelim. Telefon numarası tire 1 diyelim. Aynı şekilde 2 ve 3 değerlerimiz de olacak. Şunların da isimlerini şöyle 2 ve 3 olarak güncelleyelim. Sağ tuş yapalım. End'e gidelim. 2 daha ekleyelim. 3 oldu. Bir de e-mail adresimiz vardı. E-mail adresimizi de buraya ekleyelim. E-mail adres olarak şurada dursun. Tamam. Evet, bu formumuzu şuraya sabitledikten sonra böyle biraz fazla büyük olan formumuzu da küçültebiliriz. Şuradan küçültelim. List box'ımızı da küçültelim.
Ve ana formumuzu da küçültelim. Tamam. Şuraya sadece buton gelecek. Gelen butonlar için bir bölüm bırakacağım. Bir tane buton oluşturalım. Bu buton nesnesi alalım. İşte ekleme, düzenleme, silme, uygulamadan çıkış adında 4 farklı butonumuz olsun. Butonları da şöyle koyabiliriz. Bu butonumun tekstine uygulama çıkış adını vereceğim. Buna bastığımızda uygulamadan çıkartacağız. Uygulamayı kapatacağız. Bu butonumun ismine sil diyeceğim. Bu butonumuz ismine düzenle ismini vereceğim. Bu butonum ise yeni kayıt olsun. Yeni kayıt. Tamam. Listemin ismini düzelteyim. Şuradan names'ine gidelim. LST company list adını verelim. Şuraya sabitleyeyim. Biraz bu tarafta işim var. Şunun sabitini kaldırayım. Textbox'a gidelim. Buraya txt title diyorum. Açıklama kısmına gidelim. Txt description. Title'ı alt tere ile mi yazdık? Hayır, o zaman description'da alt tere yazmayalım. Standartımız olsun. Description. Telefon numarası. Txt. Tel 1. Şunu alalım. Tel 2 olacak. Tel 2. Ve tel 3 olacak. Bu da tel. Şöyle aldık. Tel 3. E-mail adresimiz var. O da txt. E-mail olsun. Butonlarımıza geçtiğimizde btn new item btn şöyle btn update item btn delete item burada btn up ekleyelim. Evet, sayfa tasarımımız ufak çaplı bir şey oldu. Start diyelim. Sayfamızı çalışır halde görelim. Cengiz nokta Atilla şifre 1 sistem giriş dedim. Burada evet, breakpoint olmuşuz. Şu şekilde bir formu bulunmakta. Ne yapacağım? Ben buradan dataya girdiğimde yeni kayıt dediğimde yeni kaydın gelmiş olmasını sağlayacağım. Seçmiş olduğum kaydı bastığımda silebileceğim. Ya da çift tıklayıp aktarmış olduğum kaydı düzenleyebileceğim. Bunları istiyorum. Birazdan bunları yapmaya başlayalım. Öncelikle ufaktan başlayalım. Mesela uygulama çıkış. Daha sonra yeni kayıt düzenli sil olarak gidebiliriz. Kapatalım. Ve Solution Explorer'dan servis kısmından Company Customer Service'e gelerek metotlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Zaten şu kısımda metotlarımızı bitirdiğimizde uygulamamızın %80'i bitmiş olacak. Sadece UI tarafında çağırıp kullanma işlemlerimiz kalacak.